Arkadaşlar merhaba. Bugün Navigol cihazın açılış logosu ile ilgili kısa bir video çekeceğim. YouTube üzerinden, Facebook üzerinden çok fazla soran arkadaşlarım oldu. Galiba şimdi herkesin teknolojiyle arası iyi değil, bilmiyor. Zaten bilenler kendi işini halletmiştir ama bilmeyenler için bir video çekeceğim. Videonun altına da inşallah kendi ayarladığım logoyu link olarak koyacağım. Çünkü görüntünün boyutuna göre resmin büyüklüğü, küçüklüğü yani tam ekran olmuyor. Bunu böyle birkaç denemeden sonra ayarlamanız lazım. Onu da uğraşmak isteyen olursa zaten kendisi biliyordur nereden nasıl yapacağını uğraşır ama uğraşmak istemeyen, hazır koyayım diyenler için, alayım ekleyeyim diyenler için ben videonun altına ekleyeceğim. Logonun formatı BMP. BMP olması gerekiyor. Normal JPEG resimler logo olarak gözükmüyor. USB'den yani eğer müzik için USB'niz, flash'ınız varsa ya da cihazın kendi hafızasına bu dosyayı herhangi bir noktaya attığınızda kendisi sistem otomatik olarak cihazı tarayıp ya da flash'ı tarayıp logoların arasında o ayarlamak istediğiniz logoyu gösteriyor. Oradan seçtiğinizde otomatik olarak başlıyor. Bununla beraber de birkaç aydır kullanıyorum cihazı. Bir iki ufak böyle işinize yarayabileceğini düşündüğüm ayar var. Bunlarla da ilgili birkaç bilgi vereceğim. Sonrası size kalmış. Dediğim gibi yardımcı olursam ne mutlu bana. Şimdi açtığımızda bizim logomuz bu şekilde gelecek. Biraz geç açılıyor bu cihaz. Evet, Dynaudio'nun orijinal Volkswagen'in navigasyon cihazları için ayarladığı logo ama ben üzerine kendi Facebook grubumun stickerını ekledim. Şimdi cihazımız kısa bir süre içerisinde açıldı. Bekliyor bu şekilde. Zaten CarPlay şu an kapalı. Bluetooth veya Wi-Fi açık olsaydı CarPlay'e bağlanırdı. Şu an bağlanmayacak şekilde kapalı. Şimdi ayarlamanızı istediğim birkaç ayar var. Bakmanızı istediğim daha doğrusu. Şimdi temalara girdikten sonra eğer cihazınız aldığınız gibi duruyorsa eğer burada İndirilen temalar kısmında bir kez telefonunuzun internetini verip bir Wi-Fi'ye bağlayıp indirdiğinizde burada 4 tane ücretsiz kullanabileceğiniz tema var. Bunları bir kere indirdikten sonra interneti bağladıktan sonra bir daha bir indirme gereksinimi ya da internet gereksinimi duymaz. Kullanabilirsiniz istediğiniz zaman. Şimdi ayarlar kısmından bekleme ekranı başlangıcı 15 saniye sonra şeklinde ayarladık. Menü tuşundan masa üstüne döndüğümüz zaman 15 saniyenin içerisinde ekran koruyucu otomatik olarak devreye girecek. Evet bu. Bunu kullanmak istemezseniz şu şekilde yukarıdan indirdiğinizde ikinci bir ekran koruyucu bu şekilde var ama bunu her seferinde kendiniz açıp kapatmanız gerekiyor. Ses açıp kapatmada da devre dışı kalmıyor. Ekrana dokunmanız gerekiyor. Şimdi birincisi bu temaydı. Tema ile ikincisi arabanın sistem güncellemeleri. Play Store'a girdikten sonra Play Store'un sağ tarafında Play Store'u güncelle butonu var. Evet. Play Store'un hakkında kısmından internet bağlı olsaydı şimdi daha iyi gösterirdim ama Play Store'u güncelle kısmı var. Yani bu güncellemeyi yapın. Daha güncel uygulamaları görürsünüz. Play Store güncellemesi bu şekilde. Daha sonra aracın kendi sistem güncellemesi. Yani üzerindeki yüklü olan yazılımın güncellemesi ile ilgili burada bir ayar var. Bu da şuradan sisteme girdikten sonra tablet hakkında kısmına gireceksiniz. Burada sistem update var. Sistem update internet bağlı olsaydı eğer check versiyon dediğimiz zaman burada eğer son güncel versiyon mu yoksa daha sonrası çıkmış mı bunu kontrol ediyor. Eğer bir sonraki versiyon çıktıysa bunu size yönlendirip kurulumunu sağlıyor. Bu da güncel tutmanız anlamında gerekli bir ayar bana sorarsanız. Şimdi burada bir şu shutdown delay yazıyor. Bu ayar nedir? Şimdi kontağı kapattığımda her kontağı kapatıp açtığımda bu cihaz sıfırlamasın. Yani 30 dakikaya kadar ya da 1 saate kadar cihaz açık sistem yani yarı uykuda beklesin diye isterseniz buradan seçebilirsiniz. Ben bakkala girdim, işte ekmek aldım, çıktım vesaire. Küçük duraksamalarda müzik setiniz, müziğiniz komple kapanmıyor. Yalnız bunun da kötü bir tarafı var.
cihaz kapalı olsa da yani kontağı kapattınız, arabadasınız, telefon sürekli hoparlöre bağlanıyor. Yani cihaza multimedyaya bağlı olduğu için telefonun sürekli ayarlarından telefonun hoparlörünü seçmeniz gerekiyor. Bir arama geldiği zaman da sürekli buraya atıyor. Ayarlardan, hoparlörden ahize alıyorsunuz. İşte araçtan çıkarıp ahize alıyor. Konuşurken bir anda bir daha gidiyor. Yani bunu 4-5 sefer tekrarladığı oluyor. Aslında bu biraz sinir bozucu telefonla konuşacağınız zaman. Ama yok, bana çok lazım değil. Müzik dinlerken böyle kesinti olmazsa iyi olur derseniz, ki mesela Bluetooth'u kullanmıyor da sadece müzik olarak kullanıyorsunuz, bunu mutlaka yapın. Çünkü telefonla ilgili kullanırken bir sıkıntı yaratmaz. Müzik de her zaman gecikmeli, açılmayı beklemeden elinizin altında olur. Bu şekilde. Bundan daha sonra araba ayarları kısmına girdikten sonra genişletilmiş ayarlar kısmı var. Buranın şifresi şimdi 8888. Evet. Açtıktan sonra motor choose bölümünü dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. En altta logo ayarları var. Logo ayarlarına girdiğinizde bakın buradaki işte Volkswagen Dynau diyor logosu. Benim ayarladığım logo. Android logosu vesaire vesaire burada olan var. Bunlardan hangisini seçerseniz ilk açılışta o logo ile başlar. Yalnız dediğim gibi format BMP olması gerekiyor. Fotoğrafın yüklediğiniz fotoğrafın da kalitesi, boyutu açılırken ki küçüklüğüne, büyüklüğüne çok fazla etki ediyor. Ben yani bilgisayarı yanıma aldım, işte taktım, küçük geldi. Biraz ölçüyle oynadım, daha büyük geldi, fazla geliyor, görüntüyü yayıyor. Biraz küçült, biraz büyüt derken ortalama bir ayar yakaladım. Bu yakaladığım ayarda kullanmak isteyen arkadaşım varsa eğer bu Dyna Audio'nun açılış logosunu ben videonun altına yükleyeceğim. Oradan indirip herhangi bir USB ya da cihazın içine attığınız zaman bu şekilde buradan görürsünüz. Şimdi en baştan yeniden size ben bir tarif edeceğim bununla ilgili. Şimdi cihazımız bu şekilde beklerken ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmında araba ayarları. Araba ayarları kısmında genişletilmiş ayarlar. Buranın şifresi 8888. Burada da niye açmadı bunu? Evet, burada da logo ayarları, ön yükleme logoyu seçin diyor. Buradan girdikten sonra istediğiniz logoyu seçebilirsiniz. Kendiniz Google üzerinden birçok logo var. Bunları yükleyip deneyip uğraşıp yapabilirsiniz.